Aleni Ocakbaşı'na hoş geldiniz. Aleni Muhabbet'te bu haftaki konuğumuz Beşiktaş futbol tarihinin gelmiş geçmiş en sansasyonel yabancı transferlerinin bir numarası. Pascal Numa. En sansasyonel bu transfer evet. Ben. Yabancı sen. Daha farklı var ya. Kim var başka sansasyonel? Yabancı futbolcu. Benden sonra çok var yani. Sansasyonel. Sansasyonel. Okey. Ne bileyim Pascal Numa. Evet. Bir taraflı Pascal Numa. Bir de zaten aynı coşkuyu Ricardo Quaresma'nın ilk gelişinde yaşadık. Onun dışında da Beşiktaş'ta bir transfer. Biraz da Guti var biraz da. Yani çok kaliteli oyuncular da geldi ama... Havaalanı macerası açısından hani geliş gidiş mesela yani... Pascal'ın da yam çerçeve kalmadı yani. Bence bak bir şey söyleyeceğim. Bence bütün transfer Beşiktaş transferler şimdi benden sonra önce falan... Bence onlar çok yetenekli, ben değilim. Ben çalışkan ben. Çalışkan? Evet. Bravo. Ama onlar Quaresma, Guti, Junti. Doğru. Ama sende hırs da var. Hırs var. Tabii ki. Evet. Ben daha kalite var, ben kalite de var ama çalışma yetenekli var. Değil ben. Ben çalışmam. Ama şimdi mesela senin attığın gollerde yetenek, hırs, mesela Dinamo Kiev'e attığı... Okey ama o da bir yetenek yani. Yetenek çünkü ben maç önce biliyorum ben. Kaleci çok ileride evet. Tamam mı? O zaman böyle çünkü ben eskiden bütün maçlar önce ben evde televizyon CD tak bakıyorum. Defans, kaleci, pozisyon falan. Evet. Aynen okul gibi tamam mı? O zaman o gol Dinamo Kiev ben bir hafta önce çalıştım. Bravo. Kafanda oynadın yani. Evet. Anladın mı? Şeyde... Mesela ben Pascal'ın mesela şey golünü unutamam mesela Mondragon'a. Sakatlandı Mondragon'a ne? Ta orta sahada. Taffarel. Mondragon pardon. Omuz gitti. Evet. Omuz gitti. Ama orta sahadan aldı. Şifo Mehmet en güzeli orta yaptı. Evet. Şifo ama. Şifo Sergen onlar. Ama senin kopuşun, gelişin. Baba sen diyorsun neden? İngilizce çünkü ben gördüm Şifo Mehmet ve öncelikle Şifo Mehmet, herkes tanıyor Şifo Mehmet ve ne güzel orta, milimetre gibi. Ha, orta, milimetre gibi. Ve ne zaman ben orta yaptık, ben baktım Taffarel çok... Aynen kolay, ben dedim otobüs gibiyim. Vur! Freni patlamış kamyon gibi. Fren yok. Şey golü var mesela. Adana Demirspor'a, Adana'da. Adana. Tak, boom. Sen hatırlıyor musun bu gol? Neden benim için önemli? Yok. Çünkü bu maç önce ben 4 gün karakoldayım, kavga, paparaziler falan. O zaman ben idman yok. Öyle bir şey evet. Var. Ve mahkeme diyor, Pascal, gol. Yok. Doğru. Sen Kasımpaşa... Tekrar gidiyorsun. O zaman en son saniye top geldi. Böyle bam. Vuruşun sonra ben... Çok korktum ya. Pascal'ın şey vardı bir de Alen. Yani şimdi Beşiktaş tribünleri işte yani neden Pascal'ı daha ayrı bir yerde tutuyor Pascal'ı? Kendi içinde kendinden bir şeyler buluyor Pascal'da. Yani bir hırsı, bir tepkisi. Benim öyle yazım var mesela. Biz tribünde işte o zaman haksızlığa uğradığımıza inanıyoruz. Hala da öyle inanıyoruz haksızlığa uğradığımıza. Tribünde ben sahada olsaydım ben şimdi bunu yapardım dediğim anda Pascal onu yapıyor. Bravo. Mesela Leeds United maçında, işte İstanbulspor maçında, Bayrampaşa'da, Galatasaray maçında, Ali Sami Yen'de, Ayhan Akman. Mesela şimdi buralarda taraftarın hani elinde mikrofon yok, elinde kalem yok. İçinde sıkıştırılmış, bastırılmış duyguları var. Şimdi sen mesela orada bunu mesela şimdi Quaresma'nın konusunda da Pascal gibi değil ama orada Quaresma da mesela insanlar hep kart gördüğünden yakınıyor ya hani senin kart görmelerinle eşleştirme pozisyonun için ona binaen söylüyorum. Mesela Pascal'a da şimdi çalım atıyor tekmeyi hakem vermiyor. Bir şey yapıyor tekmeyi en sonunda cezayı kendisi kesmeye çalışıyor. Bir de Pascal'ın yani agresifliği oyundaki yani oyun kuralları dışına çıkan agresifliğinde şöyle bir durum söz konusu oluyordu. Yani orada sanki Pascal'ın yaptığı refleksi ekranları başındaki izleyici de yapıyordu. Tribündeki taraftar da yapıyordu. Pascal Beşiktaş taraftarının içindeki reaksiyonu veriyordu. Mesela Quaresma topu kaptırıp arkadan çift alabiliyor. Pascal'da bu yoktu. Takım arkadaşına bir şey yapıldıysa geliyor vuruyordu Pascal. Yani o sırada sen de şişmişsin. Tabii yani o kadar da olmaması lazım. Ve benim imaj. Orada da atılmadı biliyorsun değil mi? Benim imaj.
Benim imaj pas kendime imaj ve pas ve Beşiktaş taraftarları çarşı aynen bir sokak aradayız. Evet. Anladın mı sokak aradayız? Evet. O zaman biz biz bir tane forma, ben o forma giydim ben. Benim forma daha önemli. Anladın mı? Ben hayatım en önemli forma bu. Anladın mı? Beşiktaş. Paris Saint-Germain giydim, Marsilya giydim. Mesela, ama Beşiktaş çok özel yani. Pascal, Quaresma diyor ki benim için iki kulüp vardır. Porto ve Beşiktaş diyor. Senin için bir tane mi? Bir, tabii ki. Sadece Beşiktaş. Tabii ki. Ben teşekkür ederim Paris Saint-Germain. Benim profesyonel yanımda var. O, tamam teşekkür ederim. Ama gerçek Pascal imaj. Fransa'da doğdu, Beşiktaş'ta doğdu. Ne demek? Helal olsun sana Pascal. Aynen öyle. Şimdi Pascal'ın... Şimdi Kıvanç abiyle bir gün oturuyoruz. Kıvanç Oktay'la. Muhammed diyor ki Fransa'da diyor arkadaşlarla diyor gittik Fransa'ya. Sen daha gittin ikinci gelişin evet, değil daha. Aynen, evet. Yok daha ikinci gelişin. İşte takılıyoruz da o bar, o kafe burada falan filan. Ya diyor Beşiktaş'ım sen çok yaşa diyor bir ses geliyor diyor bir yerden. Ne ama? Kanda. Artık neresi bilmiyorum. Fransa'da bir yer evet, abi şimdi bilmiyorum. Kıvanç abi oraya gidiyor. Ondan sonra ya kim bu falan filan çıktık diyor. Bir bak diyor Pascal elinde bira. Beşiktaş'ım sen çok yaşa. Fransa'da bağırıyor şimdi. Hiç alakasız mesela. Aslında sevgili izleyicilere anlatmamız lazım. Pascal'ın ikinci gelişinde de Pascal'ın bir tedavi süreci. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra... Dur lafını unutma. Millet şimdi abi diyor program yapıyorsun Ocak başı. Çay ocağı gibi oluyor. Çay ocağı mı orası diyor. İşte abicim et geldi. Ağrı sakin deyince masada yerini buldu diyorsun. Ama sen iki dakika önce Adana konuşuyorsun. Adana'da geldi. Adana'da geldi. Evet. Evet. Pardon hadi ilk gole gelsin. İkinci gelişinden önce de işte yani Beşiktaş'ta işler iyi gitmezken Beşiktaş tribünlerinin Beşiktaşlı futbolcular sahaya enerji koyamıyor, bir tepki koyamıyor, hırs koyamıyor. Gerekçesiyle her maçın 85. dakikasından sonra işler kötüyse, sonuç kötüyse Pascal Numa sesleri artınca o dönemin başkanı Yıldırım Demirören de kurmaylarını ikinci Pascal operasyonu için hareketlendiriyor. ondan sonra da işte hani ölürse de İnönü'de ölsün, Pascal gelsin isteniyor. Pascal da bunu duyunca ölürsen beni İnönü'ye gömün efsanesi de böyle devam ediyor. Yani bir tribün... Baba o gün ben tekrar geldim. Tamam ben imza tamam mı? 8 aydan sonra benim terapiden sonra tamam mı? Ben uçak... Sonra İnönü Stadyumu'na geldim ben, tamam mı? Atarıyor musun? Evet, stadyum evet, evet, evet. Terapi bitiyor. Cuma, ya uçak, kimyoterapi. Cumartesi uçak. Okey, cumartesi akşam. Pazartesi falan da maç. Ben yürümek yedim. O zaman ne onlar diyor. Efendim? Daha önce anlattığın. Evet. İlk antrenmanına çıkıyorsun Fulya'da. Evet, no Fulya değil. Ümraniye mi? Ümraniye, evet. 5 dakika koşuyorsun. Ayak evet. Geldiğinde. Evet. Ayakların çok yorgun. Evet evet, normal. Sana tamam Pascal bugün bu kadar yeter. Bugün 5 dakika, yarın 6. 6. Sonra 7. Evet. 8. Bilamo Kiev'e gol attığında... Kim hoca kim? Luchescu. Luchescu da var teknede yani. Beşiktaş'ı mesela şimdi yakından takip ediyor musun? Mesela... Maçları izliyorsun. Abdullah Avcı geldi mesela. Şimdi. Evet. Ne diyorsun? İyi. Çok iyi. Abdullah Avcı. Eskiden milli takım tabii evet. ki. Sonra Başakşehir. Evet. İki senedir Başakşehir kaç sene şimdi birinci lig? Şampiyonluğu oynuyor. Beşinci sene ben şimdi Başakşehir birinci. Evet. Üçüncü. Evet. İyi teknik direktör. Evet. Şimdi Beşiktaş transfer. Devamlılık var diyorsun. Tabii ki. Bu adam bence aynen Şenol Güneş. Hı. Futbol biliyor. Hı. Ve onlar sadece iyi futbolcu transfer yabancılar olmaz. Olmaz. Kaç başta Pafta kim de var? Yani şey mesela biz istiyoruz ki futbolcu transferini gelen teknik direktör yapsın. Ben mesela öyle istiyorum. Yönetici yapmasın. Evet. Antrenör diyecek ki bana başkanı alın kardeşim. Evet doğru. Öyle olması lazım. Alel Şenol Güneş de bunun için şöyle diyordu. Yani bana oyuncu soruyorlar. Ben oyuncu söylemem. Israr ederseniz Messi söylerim. Onu siz alamazsınız. Ben mevki söylerim, siz gidin oyuncu alın diyordu. Şenol Güneş'in de yapısı böyleydi. Ben o kısma katılmıyorum. Yani eğer yeni gelmişsen takıma ve önünde bir transfer pozisyonu varsa
teknik direktöre yapacak ki transfer. Bana diyecek ki Erdem'i, Paskal'ı, Ahmet'i, Mustafa'yı alacaksın. Ha, yönetim de diyecek ki biz bunlara paramız etmiyor, elimizde bunlar var. Neden? Türkiye böyle. Çünkü teknik direktör var, yönetici var ama bir tane scout var. Scout. Tabii bravo. Bravo. Anladın tamam mı? Tamam abi işte zaten yani. Öyle işte. Aynen öyle. Aynen öyle. Alişen de şey derdi. Transfer teknik direktöre bırakılmayacak kadar büyük girişmiş falan derdi. Ama doğru söylüyorsun. Bazen Türkiye'de bir tane teknik direktör daha var. Bir tane yeni futbolcu geldi. Merhaba, sen kimsin? Ben yeni transfer. Tanımıyorum. Paskal, Galatasaray geçen yıl şampiyon olduğunda 11 yeni yabancı. Tudor teknik direktör. Evet. Sonra Tudor gitti. Evet. Fatih Terim geldi. Evet. 11 yabancı. Fatih Erdem Terim. Sen de Paskal gibi konuşuyorsun. Gitti. Geldi. Ben anlatıyorum. No. Doğru. Ben alışıyorum onunla radyoda. Bak bu sene Galatasaray kadroda. Gitti şampiyon oldu bir de Galatasaray. Sadece yabancı. Aynen İngiltere, aynen Fransa'da takımları şampiyon istiyorlar ve sadece yabancılar. Evet. Galatasaray sadece belki bazen iki Türk. Yok bile yani. Belki bazen. Bazen. Bilmiyorum kim o ama. Şey de gitti işte o stoperleri de gidince, genç çocuk da gidince. Evet. Yerli oyuncusu kalmadı, evet doğru söylüyorsun yani. Buna rağmen yani bu kadar yeni bir yapılanmanın Beşiktaş gibi köklü bir yapılanmayı, iki sene üst üste Beşiktaş Şenol Güneş'te şampiyon oldu. Mevcut kadroyu, iskeleti korudu, takviyeler yaptı. Şampiyonlar geldi o takım. Enteresan bir şekilde yani futbolun doğrularıyla örtüşmeyecek şekilde. Ama zaten Türkiye'de o var yani. Benim sevgilim yanacağım Paskal. Bir gün Galatasaray maçı oynadık. Evet. Biz öyle kadro. Benim Paskal aşkım. Türkler nerede? Nasıl? Türkler kadro var. Evet. Galatasaray. Evet. Türkler yok mu? Yok. Ben yedek. Ben yedek. Neden yedek? Çünkü kötü futbolcu. Evet. Ama sonra bana diyor Paskal. Normalde Türkler var. Evet. Ben dedim evet. Ama ne önemli şimdi? Türkiye'de, Fransa'da, İngiltere'de yabancılar da var. Ama kim şampiyon? Kim şampiyon? Doğru. Sadece isim kulüp. Doğru. Ya şimdi Galatasaray şampiyon. Türk fark etmez kim kadroda var. Sadece tabii isim. Canım. Aynen, bravo. Aynen. Öyle. Tarih evet. Onu yazıyor yani. Evet. Galatasaray şimdi yabancılarla şampiyon oldu demiyor. Evet. Burada Türk Beşiktaş için söylemiyorum. Türkiye'deki bütün kulüp yönetimlerinin tamam yukarıya endeksli. Aşağıda ne oluyor bilmiyorlar. Aşağıda kim var, kim yok? Alt tabaka ne yapıyor? Tabii. Mesela şimdi Beşiktaş'ta bir handbol krizi var. Handbol takımı şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yönetim diyor ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyelim. Çünkü oradaki oynayan takımların bütçesi 810 milyon euro. Biz onlarla baş edemeyiz. Ya o zaman basketbolu da kapat. Basketbolu da gitme o zaman şampiyon. Euro Lig'e gidiyorsun. Euro Lig'de para yok ki. Baba bir şey. Bu iş. Baba bence normalde Türkiye'de futbol yok. Yok. Basketbol yok. Yok. Voleybol yok. Çünkü Avrupa'dan öyle değil. Boş var. Bütün kulüpler Avrupa'dan yok. Ama Türkiye'de... Paskal. Efendim baba. Fenerbahçe maçı, o unutulmaz maç, olaylı maç. Attığın bir gol, sonra da yapmış olduğun hareket. Tombol olayı, Türk futbol tarihinin. Tombola vakası olarak tarihe geçen Paskal Numan'ın formayı çıkarıp elini şortun içine sokması olayı. Tamam yeter ya. Tamam işte. senin Beşiktaş'tan kopmana sebep olmuştu. Yani geri dönüp baktığında orada hatalı görüyor musun kendini? Ayrılmalı mıydın? Yani kalabilir miydin Beşiktaş'ta? Gönderildin, gittin. Pişmanlık yaşadın mı? Sonra neler yaşadın daha doğrusu? Pişman bilmiyorum ama şimdi tabii ki 2003'te yaptım ben. Evet. Şimdi 2019'dayız. O zaman şimdi ben düşündüm. Tabii ki tekrar yapmıyorum, tamam mı? Ama sahada başka oluyor. Ama sonra benim ceza belki %100 çok büyük. 6 ay aldın değil mi? 6 ay. Evet, 6 ay, 7 ay. 7 ay. Öyle mi? Evet. 7 ay. Ama 6 aya indirdin. Aynen. Ha, ben de oldu değil mi? Evet. Geçti diye. Ama sadece benim... Ben ne düşündüm? Benim ceza Türk İş Federasyonu ceza verdi ama iki vites de var. Benim hemen evet, büyük. Evet. Sonra onlar Galatasaray futbolcular yaptı falan ana. İkinci vites. Aynen. Neden ben 8 ay 7 ay onlar sadece 3 o kadar.
Biraz Beşiktaş'ta zaten Beşiktaş'a uygulanan kurallar böyle biraz örnek teşkil. Şimdi o zaman gençlikte yani şimdi hepimizin genç, o zaman Pascal 20 sene evvelden konuşuyoruz. Genç, kanı kaynıyor, kafasında bir ton iş var. Abi, kim bilir nereye yaşandı kafasında. Şimdi mesela diyor ki Dinamo Kiev attığım golü diyor. Bir ay diyor ben diyor evde çalıştım diyor kafamda. Şimdi o zamanki mesela maçlardan önce kavgalar var. Fener Beşiktaş diyorsun. Evet, evet. Gazeteler yazıyor, futbolcular etkileniyor bundan. Zaten kanı devamlı kaynayan bir adam. Normal bir mantıklı bir adam değil ki zaten. Bir de Pascal'ın şöyle bir izlenimi oluştu. Sanki Pascal maça diskodan geliyor. Maçtan sonra da diskoya gidiyor. Sen diskoya götür diye bağırırsan adamı. Pascal yani, bizi diskoya götür. Pascal'ın özel yaşantısına dikkat etmediği, işte eğlenceye düşkün olduğu bu yönleri ön plana çıktı. Ama Pascal'ın belki de diğer futbolculardan daha fazla... Ben kuzu değilim ben. Çalışma, antrenman temposu ve işte özel antrenmanları var. İşte o, rakibi izliyor, savunmayı izliyor, kaleciyi izliyor. Yani bunu herkes izlemiyordur herhalde. Her futbolcu izliyor mu Pascal? Tabii ki çünkü ben... Futbol idman maç sadece öyle değil. Sadece idman sonra evre no. Ders de var. Ders o zaman idman bitti. Bu pazar bugün bir tane maç var. Bir hafta sonra bilmiyorum kim Antep maçı var. O zaman ben 5 gün önce divizi. No okay Discord. Çalışıyorum evde televizyon. Poz geri. Boz devam. Boz bu pozisyon. Evet. Çünkü bak futbol neden ben her zaman diyorum ki ben futbol kolay. Çünkü bak DVD benim rakip futbolcu defans tamam mı? Ben izliyorum. O zaman bu adam sağ bacak. Ben geri zekalı değilim. Ben sol gidiyorum. En kolay yani. Abi, tamam mı? Ya bak şimdi ne geldi aklıma biliyor musun? Çok güzel bir yere değindi. Fenerbahçe'yi bizim 1-0 yendiğimiz maç var 97 yılında. Dakika 89 o Sergen'in 90'da attığı gol var ya. Ondan önce iki pozisyon var. 90-91. 90'da Hök var o zaman. Belki. Libero. Stoper. Stoper. Hök var. Uçe ile Hök ikili. Okay. Aynı senin dediğin gibi devamlı soluna bastı çalımı. Sonra 7 çalımı Hök, frikik. Biri direği yaladı geçti. Bir dakika sonra aynı yine soluna bastı çalımı. Yine düştü. Yine faul, yine frikik gol. Nasıl koydu? Çalışmış yani. Tabii. Sergen de kafayla oynayan. Evet. Çalışmış. Pascal da kafayla oynuyor. Demek ki diyor bak sol bacak zayıf diyor. Ona sağına oynuyorum diyor yani. Tabii ki. Ne kolay yani. Evet. Futbol ayaklarla oynanan bir oyun değil aslında. Yani beynin de ayaklara hükmettiği bir... Her futbolcu bunu yapmıyor Pascal. Sen ama, de bunu bulardı. Ama baba bir şey söyleyeceğim. Hırslı ve akıllı bir oyuncuydu yani. No. Bilmiyorum ama... futbol sadece vücut sert böyle değil. Uzun, kısa falan. No. Şu var önce. Kafa. Önemli. Ve normalde futbol iki ayaklar yani. Dorukhan'ı gençleri izliyor musun Beşiktaş'ta? Güven, Dorukhan. Dorukhan diye bir çocuk var şimdi evet. Beşiktaş'ta. Çok yetenekli. Evet. Çok çok çok. Ama hemen Beşiktaş'ta da bu nedense böyle... Milli takıma da çıktı şimdi. Yani... Gol de attı milli takımda. Büyük takımda bir sene böyle parladı çocuk. Genç bir oyuncu. Hemen satılacak. Ne diyorsun böyle yani parladı. Hemen paraya çevirelim. Mantıklı mı sence? Bence... Biraz hedefe gitmek gerekmiyor mu bu oyuncu? Türk iş mentalite belki farklı. Çünkü Fransa'da, Avrupa'dan falan ne zaman bir tane genç futbolcular yetenekli falan kulüp sakin sen arkanda. Hı hı. Tamam mı? Ama Türkiye'de hemen milli takım, hemen böyle tek. Çok çabuk parlıyor. Anladın mı? Fransa'da Mbappé Paris Saint-Germain 19-20 yaşında ama babası eve yaşıyor. Anladın mı? Babası eve. Evet. Anladın mı? Bodyguard'ı var. Konferans pres konuşmuyor. Çünkü çok konuşuyor. O zaman şov böyle bir. Ama Türkiye orman. Evet. Yani, evet. Erkek eve gidiyor. Tek hemen Porsche, hemen diz. Tabii canım. Şimdi ben mesela senelerden beri derim ki böyle 19-20 yaşında çocukların eline böyle 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon euro vermeyeceksin. Anlaşmasını yapacaksın. Bloku edeceksin parayı. Doğru. Futbolu bıraktıktan sonra alsın parayı. Çünkü ne oluyor? Çocuk 20 yaşında, 25 yaşında bu kadar parayı bulunca ister istemez değişik mecralara akıyor. Tabii kafa değil. Olarak. Normal. 2 sene, 3 senede bitiyor. Bak şimdi Avrupa'da böyle olmuyor. Şimdi yani ben de diyorum ki büyük takımsan eğer, hani A kalite bir takımsan, büyük takımsan, sen iyi futbolcularla hedefe gitmek zorundasın önce.
Hani biz bunu diğer programlarda yaptık mesela. Abdülkadir var. Abdülkadir Trabzon'da. Ya, çok iyi futbolcu ya. Oh, ben çok beğendim. Abi ya. Niye satıyorsun? Satıyorlar mı? Şey, satmayacakmış şimdi. Okay. Yusuf Yazıcı satıyorlar galiba. Hmm. Satma. Ya hemen takımla böyle... beraber bir şampiyonluğa yürü, bir başarı elde et falan. Ondan sonra alttan bakalım geliyor mu daha. Neden? Çünkü belki borç da var. O çok. O zaman satıyorlar. Para gel. Evet. Borç yok tabii ki satmıyorlar yani. İşte abi yani burada bir kırılma noktası var. Ya futbolu futbol gibi oynayacaksın, yaşayacaksın. Şimdi mesela taraftarlarla da ilgili bir sürü konular var. Tribünlerden başlayan bir sıkıntı sahalara kadar iniyor. Yani burada eğitim ve futboldan mesela hakemler futbol oynamış adamlardan olması lazım. Yani Pascal mesela hakemin en çok derdi olduğu oyunculardan biri hakemlerle anlaşamıyordu Pascal. Ki haklı da yani. Çünkü senin ruhunu bilmesi lazım. Futbolcunun ruhunu bilmesi lazım. Hakemin. Türkiye'de ayak çok 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 hızlı. Çok hızlı. Öyle diyoruz da Leeds United maçında attığın yumruk sonrasında evet. Hakem görmedi. Evet. Seni oyundan Lucescu aldı. Evet. Kırmızı kart görmemişti yani o pozisyonu. Kırmızı kart yok. Ceza aldım şimdi. Dışarıdan aldım. Sonra ceza. Ben tamam mı vurdum? Tamam. Lucescu lütfen git. Okey. Onun doğrusu nedir? Niye vurdun orada? Hani siyahi oyunculara çünkü İbrahim Üzülmez var. Üzülmez Mills kavga yapıyor İbrahim Üzülmez ve Marcus Minch. Okey. Kötü küfür İngilizce konuşuyor ama İbrahim Üzülmez İngilizce bilmiyor. O zaman ben duyduğumu vurdum. Ne diyor İbrahim Üzülmez'e? Evet adam evet küfür. Ne istesin lan falan. Hani şey değil mi? Hani siyahi oyunculara karşı bir ırkçılık yok orada. No. Çünkü öyle de bir rivayet çıktı bir ara. No, böyle değil. Pascal onu yaşamadı. Çünkü Beşiktaş'ın siyahı gibiydi yani. Siyahın beyazı Pascal'da o siyahı temsil eden bir oyuncuydu. Yani tahmin etmiyorum yani Türkiye'de böyle bir problem yaşadığını hatırlamıyorum Pascal'ın. Ne var kafanda Beşiktaş'la ilgili mesela Beşiktaş dediğin zaman aklına... Bak bu maç... Unutamadığın ne var mesela? Bak, bir saniye. Leeds United neden ben benim forma çıkardım ve attım tamam? Çünkü ben dedim nasıl bir şey? Champions League maç 6-0. Bizim logo kartal. Leeds United belki bir tane kuzu logo bilmiyorum. Nasıl kuzu yiyeyim kartal? O zaman ben dedim bu forma... Yemiyorum çünkü ayıp yani ne yaptın? Anladın mı? Çok kötü yani. Yani formanın hakkının verilmemesi sebebiyle senin vermiş olduğun bir tepkiydi bu. Formaya hak... Gırzı patlaması evet. Gibi. Yani içeride bir gaz sıkıştı patladı. Formaya saygısızlık çünkü değil. Çünkü 6-0... 6-0 ben dedim... Neden ben bu forma giyiyorum? Ayıp. Ben çok... Bu forma büyük, ben büyük futbolcu değilim. Anladın mı dedim? İsyan ettin. Evet. İsyan. Pascal en unutulmaz anın maçın yani tüm Beşiktaş tarihinde hiç unutamadığın benim için çok özel dediğim bir an. Benim 1,5 senedir bütün Beşiktaş'ta utanmadım. Nasıl? Sadece gol değil. Her zaman, her saniye, her dakika, her idman gidiyorum, maç, her şeyi unutamadım. Ne zaman zor idman. Ne zaman uçak, şaka, futbolcu, atmosfer. Havaalanına indin, yıkılıyor ortalık. 7,000-8,000 kişi var. Ne hissettin? Ulan ben nereye geldim dedin mi? Ulan biz nereye geldik dedin yani. Ne işte ya? Ne oluyor dedin yani. Ben mi? He, uçaktan indin kalabalık. Ben dedim bu manyaklar mı? Deliler ya. Ne? Benim için mi? Yani. Ben kimin? Ya ben. İnanılmaz ya. Sen bitsin. Ben kimin ya? Bak şimdi ben orada ne var biliyor musun? Şimdi ikinci gelişinde. Evet. Şimdi bizim eski tribünleri kovalayan çocuklar var böyle ama işi, gücü, ailesinden dolayı 7-8 sene maçlara gelmiyor. Görmüyoruz, etmiyoruz. Böyle maçlar olur böyle. Çok özel maçlar olur. O maça gelir mesela. Maçın önemine binaen hani 10 sene sonra maça gelir. 10 senedir görmediğimiz bir arkadaşı maçta görürüz. Özel seviniriz. Yani. Özel bir şeydir yani. Havaalanında o 10 senedir maça gelmeyen adamlar geldi. Kapının önünde görüyoruz kalabalığını. Ulan sen nereden çıktın falan. Yani herkes gelmiş yani. Ulan hani nereye geldin kardeşim? Şimdi ben onu soruyorum sana. Hani sen uçaktan indin böyle bir kalabalık var. Şimdi ilk defa mı hayatım yani? Bu aslında çok ilginç. Kovaleşmada da Pascal'da da bu böyle. Yani bu tarif edilemez bir şey. Öncesi yok, sonrası yok.
bir anda ilk görüşte kanı ısınma var yani. İnsanların bir anda kanı ısınıyor. Çok garip bir şey yani. Aynen. Herkeste de olmuyor işte. Pepe geldi, Guti geldi ama yani onların gelmesi gitmesiyle Pascal Numa'nın ki Quaresma'nın gelişi tabii hep ayrı bir yerde kaldı. Ben ne zaman ben ilk geldim. İlk ve ikinci. Ben dedim ilk defa ben Türkiye bilmiyorum tam futbol falan insan millet falan. O zaman ilk ben Avrupa'nın böyle kalabalık. Havalanı. Avrupa'nın kalabalık. Sonra biz İsviçre'ye gittik. İsviçre maç 30 bin kişilik Türk benim. Paris Saint-Germain İsviçre gidiyor. 5 tane yani var evet, tamam mı? 30 bin kişi orada. Evet ben dedim orada ben annem. Vallahi billahi. Lütfen dua benim için. Çünkü onlar her yerde. Afrika gidiyor. 30 bin de orada gidiyor. Tamam mı? O zaman anne lütfen dua yap. Çünkü önemli ben her maç bir tane gol istiyorum. Sen merak etme diyor. Şimdi hatırladığım kadarıyla Beşiktaş tarihinde taraftarın aşırı baskısı sonucu kulübe gelen iki tane futbolcudan bir tanesi. Biri Pascal, biri Quaresma. İkisi de iki defa geldi. İkisi de iki defa evet. geldi. İşte aşırı baskıdan dolayı. Şimdi zaman içerisinde de bunlar yaşanıyor, oluyor, bitiyor. Dejenerasyon demeyeyim de insanların hani başka bir moda girişinden dolayı işte Pascal da kardeşim çok kırmızı kart görüyordu. Takımı 10 kişi bırakıyordu. Beşiktaş taraftarı da niye Pascal'ı bu kadar seviyor? Şimdi mesela Quaresma için de bunlar başladı. Daha takımı eksik ya. Bırakıyor. Doğru. Evet yetenekli ama bırakıyor. Şimdi insanlara bize şunu anlatamıyoruz. Deminden beri evet yapılan belki yanlış. Hani durduk yerde kırmızı kart görme. Mesela İstanbulspor maçı senin. Olay girdin var. 63'te girdin 60'te kırmızı kart gördün mesela. Evet bu kendini kontrol etmen lazım. Tümer ağlıyor lan. Tabii bak şimdi. Tümer ha mesela. Haklı baktığın zaman Tümer de haklı. Haklı ama şimdi Tümer'in içinde yaşatamadığı bir şey var. Evet biz kabul ediyoruz. Quaresma'nın bazı yaptığı hareketler yanlış, hatalı. Pascal da keza aynı hataları yaptı. Doğru. Şimdi kendisi de kabul ediyor zaten. Evet. Ama bu ten uyuşması var ya. Aynen öyle. Ama ben ne zaman ben bir tane kimizi taraftarmış. Çok önemli bir ben, şey. Önemli abi. Ben cezadan sonra ben 3 gol attım. 2 gol attım. O zaman onlar diyor Pascal Numa. Okey tamam kırmızı kart da var ama gol atıyor. Pascal'ın kırmızı kart görmesi gördüğü pozisyonlarda yani orada olsa ben abi kırmızı kart görüyor. Alkış yiyordu. Bütün stada alkış kırmızı kart çıkarken. Tümer anlatıyor. Alkış yapıyor bütün stada. Yani Tümer diyor ya biz de Avrupa'dan gelmişiz diyor ölüyoruz artık 70'in dakikaya çıkartamıyoruz diyor 2-1 yapmışız maçı falan. Pascal girdi diyor bize diyor destek olması lazımken diyor. Kırmızı kart gördü diyor. Taraftar diyor. Taraftar bunun nesini seviyor diyor. Hayatı diyor. Biz diyor öldük. Evet, evet. Hayatım boyunca hiç bu kadar diyor yorulduğumu hatırlamıyorum. Bütün arkadaşlarımla beraber gözlerimiz dışarıya çıktı artık diyor. Maç bittiğinde diyor biz diyor soyunma odasına giderken başım dönüyordu diyor. Ve bütün stadın Pascal Numa diye inlediğini duydum ben diyor. 69'da girmişti 70'te atılmıştı diyor yani. 63-66 var. Ben diyor bunu hiçbir zaman anlayamadım. Beşiktaş taraftar da dedi ki işte siz bunu anlayamadınız. Allah'ım ya. Pascal Numa'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta bizi kırmadı. Pascal Numa aynen temposuna devam ediyor. Performansları var kendine göre. Özgü şov dünyasına özgü. Ama Beşiktaş'tan kopmuyor. Onu gördük. Çok mutlu olduk. O ruhu bize yaşatıyor. O heyecanı bize yaşatıyor. Umarız onun ruhunda, onun heyecanıyla sezona başlar. Ve iyi bir sezon geçiririz. Pascal sana da işlerinde başarılar diliyoruz. Aleni Ocak başına geldin. Seni çok özlemiştik. I love you. Bizleri çok mutlu ettin. Beşiktaş taraftarı da seni görmekten son derece mutlu olmuşlar. Az kaldı inşallah inşallah. İnşallah bir gün futbolun içinde de bir noktada görüşmek üzere Pascal. Görüşürüz herkese. Teşekkürler. Bye.